Nəxsimizin davamını anlayışla, hürmetlik vətəndaşım. Şundaq, Cunqonun dövlət məhkəməsi silət çidimədənlə. Fransiyalik muhbur xanımını Beycində muhburluq salayıdı yox, salayıysız xanım üsbüdü de Beycindən qoğulab çıxadınla. O xanım nəyət eniq cevap verdi. Fransiyada 100 bəgən terörist xərkətleri bilən, Şincanda 100 bəgən zorvalı xərkətleri xarakter cəhətdən, məqsəd cəhətdən bir-birgə tüptən oxşumaydı. Məşindaq cevap verdi. Amerikalik dini sotsiologu, yani dini sotsiologu içi Profesor Ronald Ayol John Stone, yana bir siyaset sotsiologu, siyaset doğrusu da söz degen sotsiolog Laswell Harold Apendinin klasik tabirlerden nakil keltirip, siyaset doğrusu da siyaset degen nime degen sualga cevap bergende mundaq tabir verdi. Siyaset degen nime sualga tabir bergende mundaq cevap verdi. Siyaset kim nemigi erişti? Kaçan kaysı vakti erişti? Kandak erişti? Yani siyaset ictimai iliş, biriş, təqsimati ve hukuki münasibetlerini hem de hukuki taleplerini tempınlaştırış ceryanıdır. Yani bir tekrarlayayım, ben siyaset degen nime degen sualga Amerikalik sotsiolog, yani din sahasındaki dini sotsiolog John Stone efendi nakıl keltürüp, yani bir sotsiologun sözüdün ibaresinden nakıl keltürüp mundaq görsət. Siyaset kim? Nemigi erişti? Kaçan kaysı vakti erişti? Kandak erişti? Yani siyaset ictimai iliş, biriş təqsimati ve hukuk münasibetlerini hem de hukuk taleplerini tempunlaştırış ceryanıdır. Dikkat kalın, hukuk münasibetlerini ve hukuk taleplerini tempunlaştırış ceryanıdır. Hürmetlik vatandaşım, bu vazife dinin vazifesi emez. Dinin vazifesi bu emez. Din zadinime bunu bizden akabırlarımız, dini akabırlarımız sözlüsün. Bu vazife siyasetin vazifesi. Dinin vazifesi emez. Siyasetke yukarı işki Amerikalı sotsiolog ana şundaq cevap verdi. Qarağanda din nime? Dinin rolü nime? Dep koyulgan sualga mundaq tabir belgeli bolmaydı. Din doğrusu yukarıda tabir belgeli bolmaydı. Çünkü dinin vazifesi yaki mesuliyeti yukarıda işla emez. Din bundaq tabir talep kılmaydı. Cungu Devlet Mahkemesi'nin hürmetlik azalı, nemiş kısıyla Uyghurlarının itikad taleplerini, Uyghurlarının siyasi hareket taleplerinin oranı okuysa. Hürmetli Cungu Hükümet Kabinetinin azaları, ben sizlere sual koyayım ki, sizler nemiş ki Uyghurlarının dini itikad taleplerini, yani gelip Uyghurlarının siyasi taleplerinin oranı okuyuvalı sizler. Nemiş ki işki hukumunu, işki medeniyet hadisini birbirine arlaştırıyorsunuz. Maksedinle ne mi? Uyghurlarının siyasi müddaa taleplerini Uyghurlar mandak davet edip nemiş götürüp elip çıkanmaysınız. Uyghurlarını ayıpleşke, Uyghurlarını karılap halkara cemiyetke elip çıkışka, Uyghurlarının dini itikadı onaylık yaratıpırdı. Çünkü Uyghurlar İslam dini işinidir. Bu noktada bizden vatandaşlar doğru düşündü. Xitay dəl şunundan paydalanıp Uyghurlarını ayıpleşne, Uyghurlarını karılaşne, halkara cemiyetke onaylı elip çıkalaydı. Uyghurlarının siyasi hareket taleplerini hedef, aldap, ayıplab, aldırab, ayıplab, karılab, halkara cemiyetke derhal elip çıkanmaydı. Çünkü dünyada müstakillik talepleri bu kişilik hukuk dairesindeki fikir taleplerinin birisidir. Çünkü dünyada devlet kuruş hukuku ve ayrılıp çıkış, bölünüp çıkış diyen bu hukukla kişilik hukuk dairesindeki nesiller. Şunu bu nesillerini derhal Xitay'ın bunun karıştırmayan da götürüp halkara cemiyet elip çıkanmaydı. Şunu hazır din ne? Dini itikad ne? Dini itikad erkinliği meselesini
Xitay hazır barlıq hərəkətlərinin aldığı çıxırıb, bunun uyğurlarının zoravallığını terörist deyip koşup, xalqara cəmiyyət gelip çıxıb atıdı. Şuna uyğurlarını dini itiqat bilen terörist zoravan deyip, xalqara cəmiyyətke tönüştürüb atıdı. Uyğur vətəndaşlarım, sadəqə ankit eyle. Uyğurunun davası dini dəva emez. Uyğurunun davası dini itiqat davası emez. Uyğurunun məqsidi dini itiqat emez. Keçirən vətəndaşım, Uyğurunun davası nokol siyasi tələb, siyasi məqsəd davasıdır. Uyğurunun davası kaçandın başlarını tarixini okuyup durun biz fakat yakında sözleyli. 20. əsrinin 40. yıllarında Uyğur meselesi şu vaxtki xalqara cəmiyyətinin dünyanın vəziyyəti Asiya Tinç Okean Uruşunun qalbisi yəki məqlubiyyəti münasibətlidir. Uyğurlarının bugünkü siyasi hukuk ve siyasi tələb davaları 20. əsrinin 40. yılındaki Şərqi Asiyanın Asiya Tinç Okean rayonunun vəziyyətine münasibətlik davaydı. Şu vaxtı xalqara cəmiyyətinin ihtiyacı Rus bilən Xitayını ittifaqlaşdırış, şunda qılıb birlik səb, xalqara birlik səb quruş, Yaponiyaya təqabül turuş yolla siyasətini, xalqara siyasəti şundaq belgülgənidir. Şuna mən sizlere devamlı sözler vatkan, zirik sağlam mən sözler vatkan ve sözdeydiğen bizden məqsidimiz. Şu vaxtki yaltıcığını Rusya ile Xitay otturusu imzalanan iki şartnama. Rus-Xitay şartnaması, iki katımlıq şartnama. Birincisi Cangdeşi ile imzalanan şartnama, Rus-Xitay şartnaması. İkincisi Mavuzdum ile imzalanan Rus-Xitay şartnaması. Uyğur meselesi, Delmanmuşu mesele. Biz nemis setinimiz, biz Rusiyanın nemisi, biz Xitayının nemisi, hiç nemisi emez. Nemisin setinimiz, ulan nemisin satın. Demek köç, devlet küçü. Ulanın devlet küçü sinindən artıq. Sen bir-birini kötülük olabilir, ütüdüğün millet boğa çıka. Şu vaxta, şu dünyadaki şu devletlerine ise takabül turanmadı. Handak bol daha kuvvet, ey dostum, ey. 40. yıllarda 1 milyondan artık adamını kurban verdin. Gomin'dan kırdı, Gungchen'dan kırdı, öldürdü. O sebep bile, bu sebep bile öldürdü. Eksil inkılapçı, tarihi eksil inkılapçı deyip öldürdü. 1 milyondan artık adam kurban bol, Uyghur kurban bol. Kere de öldüm. Hatta KGB'nin casuslarını Stalin yasab çıkıp, nem dedi, biz Cungu'yla birleşip gitimiz deyip deyizdi. Biz Cungu koşulup gitimiz deyip deyizdi. Biz Cungu inkılavı'a sadıkmız, bizden inkılavımız Cungu inkılavının bir kısmı deyizdi. Hayırlani. Stalin'nin KGB'nin casusları otturuğu çıkıp, 40. yıllarda biz Cungu koşulup gitimiz deyizdi. Stalin bunun payılıp, Uyghurlar koşulup gitimiz koşulup gitimiz deyip deyip dünyaya teşvikat edip vardı. Senin salahiyetin ne mi? Kim sen? KGB'nin casusu, Stalin'nin casusu. Sen ne misalayet ile Uyghur'a bekliyip olup söz demekçi bulup atı sen, ey casus. Uyghur'un devlet kuruş hukuku ve başka meselelerdeki prinsipal meydanı vazgeçip sen casusluk ile oturup çıkıp Uyghur yüzü koşulup gitmen dedi degen sözü Stalin'in ağzını sepirip sen ne maksat gitmekçi? Sadıqan kitay vatandaşım bugünkü Uyğur'un davası del 40. yıllardaki Moşa tarihi sebeplerden payda bolgan Uyğur davasıdır. Şu vaxtı Mongoliyanı, taşkı Mongoliyanı Rusya'yı Stalin'a bədi xalqara cəmiyyət. Uyğuristan'da Xitay'a koşup bədi xalqara cəmiyyət. Stalin bilen Mavuz'dun otdurusu da Muşındak kilişim, Muşındak murassa, Muşındak vədilər bilen söhbətlər başlandı. 49. yılı 1. ayının 31. günü Şibaypo'da Rusya'nın vekili Molotov Mavuzdun ile görüştü. 49. 8. ayının 26. günü Uyghur devletinin daisi Ahmetcan Kasimi ayrıplan vekasiga bahane edip öldürüldü. Uyghur, sen bugün sözdeydiğin mesele mavo. Uyghur'un bugünkü meselesi dini itikat meselesi emez. Xitay burmula olsa sen bu yolu destek verme. Siyasi itikadın o başka olsun, dini itikadın bu başka olsun. İkisinin münasibeti çemberçes bağlanan münasibet. Lekin kaysı vaxta kaysı gerek, növbette siyasi mesele. Siyasi meselini kötüleyip çıksın. Sen herkes Xitay'a masaj verme. Aramızdaki adam ne gemen şunçilek değil. Xitay bunun faydalı vatıdır. Azı Xitay bu meseleyi kötüleyip çıkıp Uyghur'un halkara bazı, halkara siyaset servis gelip çıkıp Uyghurlarını halkara cemiyetinin umumi düşmanı kaylandırmak çoğulu vatıdır. Dikkat kıl, hürmetli vatandaşım. Eğer sözlerimde hata etken ceyla olsa, beni affu kıl vatandaşım.